Sanat hayatının bugünkü konuğu Profesör Doktor Caner Karavit. Kültür insanı ve sanatçı. Caner Hocam, Caner Karavit, sizinle olmak farklı bir huzur veriyor. Birçok fuar etkinliğinde panellerde birlikte olduk. Programlarda birlikte olduk. Hem bakışınız, bilginiz, akademisyen olarak konuya hakim oluşunuz hem de kişisel özelliklerinizde ihtiyaç olana hitap eden karakteriniz, duruşunuz var. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çok kısa bir güncelden girelim. Şu an süren Merih Yıldız sergisi. Merih sizin öğrenciniz. Tabii yüksek lisans öğrencimizdi. Başarılı bir öğrencimizdi. Zaten şeyden sonra, programdan sonra sergisini bir dolaşmaya gideceksiniz. Evet. Ben de gitmek istiyorum. Yeryüzünün şarkısı. Doğrudan konuşacağımız konularla da bağlantılı. Aslında bir anlatıcı çeşit olmak, evet, anlatmak, evet, eksenli. Ve ben hemen ardından da Atafet Hüseyin'in fuarda karşılaştığımız, sonrasında yer yer yazıştığımız, çalışmalarını gönderen haber değeriyle ben de en sonda Mevlana'dan bir işte hayat tutmak ve terk etmek arasında bir dengedir sözü bir anlatıcı. Asya sanatlarında her sanatta resim alanımız, konuştuğumuz alan, ama öykü, edebiyat, masal, sinema, hikaye hepsinde farklı bir karakter var ve bunları sizden öğreneceğiz, dinleyeceğiz ana hatlarıyla. Merih Yıldız sergisiyle başlayalım. Yeryüzünün şarkısı diyor, Ütopya ve ardından Atafet Hüseyin'in görsellerini izleyeceğiz. Ne dersiniz öğrencinizle ve anlatmak eylemiyle ilk görseller eşliğinde? Görsel, bir defa Merih görsel hikaye anlatıcı. Hikaye anlatıcı bana, evet. Evet, görsel hikaye anlatıcı. Aslında imgesindeki birçok şeyi bir araya getirerek yeniden alternatif şeyler hem izleyiciye hem kendisi açısından görsel örgütlenme içerisinde hem de izleyiciye alternatif hikayeler sunuyor. Galeri Diyani'de süren sergiden görseller. Nevzat Yılmaz'ın gönderdiği görseller. Evet. Evet. Buyurun. Evet. Yani buradaki gördüğünüz görsellerdekiler fantastik, tamamen fantastik öğeleri görüyorsunuz. Görsel örgütlenmeyi bu şekilde imgeleri içerisinden çıkartarak oluşturuyor. Yeni bir hikaye. Aslında izleyiciyi de içine çektiği bir yaşamsallığı, fantastik olmasına rağmen bir yaşamsal karakteri de olan çalışmalar. O anlamda gerçekten tam bir şey, görsel hikaye anlatıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kimisi metin olarak, kimisi sözlü olarak yapar bunu. Yıllar önce Bindallı Sanat Galerisi'nde sergisini açmıştık. Korkuluklar vardı. Kendi, evet, hayatındaki korkuluğu da izleyiciye anlatmıştı. Yani evet, nesnel yansıtıyor, gerçekten tabii çıkarak, evet, anlattıkları. Kendi evre, kendi yarattığı bir evreni aslında başka evrenleri algılayıp önce daha sonra bu evreni yorumlayarak yeni işler ortaya çıkartıyor. Tam bir hikaye anlatıcının yaptığı gibi bunlar. 2 Mart'a kadar sürecek Galeri Diyani'de bu sergi. Şimdi şeyi de görelim. Atafet Hüseyin'in İran'dan Düşün İnsanı Batı'daki sanatlar üzerine kendi aldığı akademik eğitim ve İran gerçeğinden çıkarak yaptığı resimler üzerine küçük küçük yazıştığımız, konuştuğumuz insan. Onun resimleri eşliğinde görüyoruz şimdi. En son gönderdiği bir sözde de Mevlana'dan ortak kültürümüz, bizim Mevlana'mız tabii ki Farsça yazıyor. Asya'nın, dünyanın büyük birikimi Mevlana, yüzyıllardan gelen gerçek. Onları izliyoruz. Sanki doğadan gibi ama değil, düşünsel boyutlarıyla bir anlatıcılık var bunlarda da, değil mi? Bir, evet, yani görsel anlatıcılık hepsinde zaten olmazsa olmazı. Yani resmin bir, mutlaka her resmin hikayesi var, soyut bile olsa. Ama aynı şekilde İranlı sanatçımızın da iki kültürü buluşturup aktarma düşüncesi oldukça ilginç. Zaten biraz sonra konumuzda da sık sık bahsedeceğiz onlardan. Hatta Firdevsi'nin Şahnamesi'nden de
bahsedeceğiz ki orada biliyorsunuz iki kültürü kaynaştırıyor. Her ne kadar biraz kadim Türk şeylerini, hükümdarlarını biraz daha olumsuz gibi baksa da ama yer yerde onları kaynaştırdığı hikayeler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Eş zamanda olması, ortak bir yerde buluşması bu resimlerle hoş bir rastlantı oldu. Yani ben açıkçası işlerini ilk defa görüyorum. Ama iki kültürü birleştirme çabaları çok eskiye dayanıyor. Firdevsi'den de önce. İstanbul'daki Art Kontakt'ta sizin eserleriniz için son derece olumlu şeyler söyledi. Hı. Güçlü bir sanatçı olduğunuzu söyledi. Kendisi orada de panele de gelen konuğumuzdu, İran'dan gelen hı hı. sanatçıydı. Tabii o yoğunluk çok içinde siz... Yani. Mutlaka ki sergisine Türkiye'de de olacak komşu ülkeler ve kardeş ülkeler bunlar. Evet. Evet, ben ana başlığı bütün program sizin. Nasıl toparlarsınız? Ne dersiniz konuşacağımız konuya? Bütün programı bana bırakmayın da birlikte tartışarak ama konuşalım. Ama ana başlık olarak, şimdi üst başlık olarak. Şöyle biraz başlıkları biraz açarak başlayayım o zaman. Bir hikaye anlatıcısını şeye alıyoruz. Gündemimize alıyoruz bu konuşmada. Yayın akışı içerisinde bunları biraz alt başlıklarla sunmayı hedefledim. Neden hikaye anlatıcısı? Önemli çünkü kültür, eski kültürlerle bağlantımızı kuran, aslında ulusal bir bağlaç olduğunu, günümüze kadar taşımış olan bu kültürlerin de birlikte kültürel paylaşım içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Aslında hikaye anlatıcıları çok önemli rol üstlenmiş eskiden beri. Şimdi tabii bunlar teknolojiyle başka şeylere dönüşüyor. Onu da biraz sonra bahsederiz. Tabii genç kuşak da bu hikaye anlatıcılığı üzerinden yeni teknolojiyi kullanarak gerçekten muhteşem işler yapıyor. Onları da örnek olarak sunmakta fayda var. Şimdi hikaye anlatıcısı bir defa evreni nasıl algılıyor? Kişileri, mekanları, işte zamanı, evreni nasıl algılıyor ve bu algısını nasıl yorumluyor? Onlara bir bakmak lazım. Tabii bu farklı kültürel coğrafyalarda farklı bir biçime girmeye başlamış. Bunlar çoğunlukla da bu şeylerde de gördüğünüz, hikayelerini çokça tanıdığınız, görsellerde de takip ettiğiniz Doğu-Batı kültürel değişimi içerisinde de vücut bulduğunu görüyoruz. Öncelikle Doğu-Batı kültürel etkileşiminde bir Göte çok önemli bir yer ediniyor ki Doğu-Batı divanı Arap kültüründe, Arap kültürel coğrafyasında önemli bir etki yaratmış ve etkilenen Arap kültürünün kültür adamları yeni yorumlarla tekrar eserler üretmiş. Kaçıncı yüzyıl? Bu Göte'nin tabii özellikle bu şeyde 17-18. Yüzyılda Mutanabbi etkileniyor, etkileşime geçiyor ve kendi eserlerini üretmeye başlıyor. Göte'nin bu Doğu Batı divanı, bir de Faust tabii üzerinden yeni yorumlar oluşturuyor. Aslında hikaye anlatıcılığı tabii ki bütün halk kültürlerinin çok eskiye dayanan, antik dünyaya kadar belki de dayanan bir geçmişi var ama bu Batı için, Avrupa için, Batı derken Avrupa'yı kastediyorum, Batı kültürü için aslında 17. 18. 19. yüzyılda zirveye ulaşmaya başladı. Göte de zaten o döneme denk düşüyor. Zirveye ulaştığını görüyoruz. Şimdi bunun mesela Almanca karşılığı Marşen olarak geçerken Arapçaya baktığımızda hikaye anlatıcılığının karşılığı çok tanıdık kelimeler var. Mesela hurafa, hikaye gibi ya da işte ustura gibi. Şimdi bu ustura nereden çıktı diyeceksiniz. Ustura Arapça masal, hikaye anlamına geliyor. Osmanlıca'ya dönüştüğünde de üstüre olarak geçiyor. Üstüre de yani hikaye, öykü, efsane ama bir yandan da uydurma hikaye. Hikaye uydurma, uydurma hikaye olarak karşılık buluyor. Şimdi usturadan yola çıkarak bazı kaynaklarda diyor ki hani kısa kes tıraşı. Bu ustura kelimeleri birbirine benziyor. Yani ustura bir hakikaten tıraş olunan alet. Ama öte taraftan da ustura karşımıza hikaye, öykü olarak çıkıyor. Şimdi kısa kes tıraşı
Bunun buradan, bu ustura benzeşmesinden yola çıkarak geldiği bazı kaynaklarda geçiyor. İlginç görmüştüm ben bunu. Kurmacanın kes tıraşı ile... Kes tıraşı, kısa kes tıraşı, yani net, biraz argo gibidir o, evet. Sözcük. O bu usturadan Şair geliyor. Şair Hüseyin Haydar, Ulusal Kanal Yemekhanesi'nde köfte vardı. Kofti'den geliyor dedi. Et, hayatın kendisi net, et. Bu içinde her şey olan kofti'den köfte gibi. Ustura kesmekten kurmacı olan öyküye hikaye. Hikaye anlatma. Hikaye anlatma, evet. Evet. Ama anlatsınlar. Yani biz tabii, burada tabii. Şey demiyoruz, kısa keser tıraşı değil mi? Hikaye anlatıcıların başımız üstünde yeri var. Zaten tabii. Konumuzu da açtığımızda biraz sonra onların değerini de biraz daha vurgulamaya çalışacağız. Şimdi tabii burada en son Almanya'daki gezdiğim sergide ne yazık ki 3 tane kültürü baz alarak bu hikaye anlatıcıları o 3 kültürü kültürel coğrafya üzerinden değerlendirmişler. Birincisi Arap kültürü, gayet doğal. Hemen aklımıza Binbir Gece Masalları geliyor. Evet. İkincisi Alman kültürü ki hemen peri masalları aklımıza geliyor. Resimlerinde gördüğümüz kırmızı başlıklı kızdan tutun kül kedisine, Cinderella, Hansel, Gretel ve bunun gibi birçok masalları, Grimm's kardeşleri masallarını Alman kültüründe yer ettiğini ve dünyaya mal olduğunu, yani evrensel kültüre mal olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan da bir de Sinuhe diye aslında çok bizim tanımadığımız Mısır firavunların ünlü hekiminin hikayelerinin. Ama enteresandır mesela Kuzey Afrika'da hala günümüzde kahvede ya da meydanlarda ortaya işte mendilin suyunu alan hikaye anlatıcıları uzun uzun hikayeleri anlatıyorlar. Nerede bizim eski meddahlar gibi. Kuzey Afrika'da, işte Cezayir'de, Tunus'ta bunlara rastlanabiliyor. Bunlarla ilgili uzun video da görmüştüm. Tabii bu tuluat dediğimiz cinste bir anlatma. Yani o vurgulamaları yapan, zaman zaman beden dilini veya işte yüz fizyonomisini kullanan şeyler, hikaye anlatıcıları. Eski hikaye anlatımının karakterlerini taşıyan, aynı özellikleri taşıyan hikaye anlatıcıları bugün hala geçerli olduğunu görüyoruz ki teknoloji var, işte ne bileyim bilgisayar var, sinema var, televizyon var. Fakat insanlar bir de şeyi de çok çekiyor, batıdan gelen turistleri de çok çekiyor. Çevrelerine oturuyorlar ve uzun uzun hayranlıkla bu geleneksel, tırnak içinde geleneksel hikaye anlatıcılarını dinliyorlar. Akışı dağıtıyor muyum bilmem. Özbekistan'da hikaye anlatmak evet. Şeyle yazdınız da. Tabii biraz sonra örneklerine de geçeceğiz onun. Yani Kokant Zanaatçılar Festivali'nde. Vallahi festivalin içerisine gezerken hepsi şeydi. Bana kalırsa hikaye anlatıcıydı. Ya yani oradaki tezgahların başında halısını dokuyan, ahşap oyma yapan veya işte seramini yapan insanlarla konuşuyor. Ve oynuyorlar değil mi? Oynuyorlar inanılmaz. Bir de görsel olarak zaten aktarmışlar, işlerini aktarmışlar. Onları anlatırken duydukları heyecan, vallahi hayran olmamak mümkün değil. Halının iki yüzünde ya da o formda evet, bir araya gelmesi imkansız ben. Gibi görünen o formların nereden geldiğini evet. Sizin yazınızdan öğrendiğim şeylerdi bunlar. Bu demek ki o coğrafyalarda, yani hikaye anlatıcılığını özellikle söylüyorum, Almanya, işte Arap kültürü ve şey Mısır kültüründen alıp sergiye koymuşlar ama inanılmaz eksik geldi bana o sergi. Bir defa Orta Asya yok. Ya da göçebe kültürünün hikaye anlatıcıları devrede değil ya da orada sergilenmemiş. Çok büyük eksiklikti bence. Ama Batı şöyle başlatıyor hikaye anlatıcılığını 17-18-19. Yüzyılda. Önce 17-18. Yüzyılda nasıl geliyor Batı'ya? Soylular gezi veya seyahat etme olanağına ekonomik olarak sahipler. Geziyorlar fakat kendi çevrelerine ancak bu gezdikleri, gördükleri ve sözlü edebiyattan edindikleri bir takım deneyimleri kendi çevrelerine, soylu çevreye anlatıyorlar. Fakat asıl patlama, zirve 18 ve 19. yüzyılda orta sınıfında Türkiye Osmanlı coğrafyası Arap işte Arap Yarımadası'na Kuzey Afrika'ya gitmesiyle not almaları, sözlü edebiyatı metne dökmeleriyle Avrupa'ya taşınmasından sonra başlıyor. Burada Grimm's kardeşler gibi, La Fontaine gibi Fransa'da La Fontaine işte Almanya'da
Grimms kardeşler. Tarihsel baktığımızda bu kültürel coğrafyadan başlıyor. Evet, yani bunu alıp yorumlanmaya başladı. Tabii ki kendi halk hikayelerinin şeylerini de oraya yamıyorlar ya da işte bir şekilde sentezliyorlar. Ama baktığımız zaman 17. yüzyıldan sonra burada ki asıl hikaye anlatıcısı Arap kültüründe Binbir Gece Masalları 9. yüzyılda ilk defa El-Gahşiyar tarafından metne alınıyor. Çok daha eski. Yani arada neredeyse bir 9-10 yüzyıl kadar bir fark var. Tabii bunların batıya gelmesi, daha çok tanınması, yayılması, basılması, metne dökülmesi, basılması gibi. Grimms kardeşleri tabii burada hemen parantez içerisinde hakkını vermek lazım. Dil bilimciler aynı zamanda bu şekilde de çevrilmesi nedeniyle de bu yorumların evrensel kültüre de mal etmiş oluyorlar. En gördüğünüz gibi genç Sinbad. Sanat, yedinci sanat, sinema dediğimizde tiyatroda da daha eski. Bir anlamda anlatıcı değil mi bu Tabii, yani testi yazanlar, senaryo yazanlar? Metinlerini, bunları aktaran, bu metinleri aktaranlar sinemada, tiyatroda. Bunlar Binbir birer... Gece Masalları kaç form buldu belki? Evet. Yani El-Gahşiyar ne kadar yazdı, onların ne kadarı günümüze ulaştı, o da bir tabii farklı bir şey, soru işareti. Bu şekilde günümüze kadar geliyor. Şimdi tabii şey, Türk kültüründe, eski Türk, kadim Türk kültüründe ne vardı, neler vardı, onlara da bakmak lazım. Yani bizimki de çok eskiye dayanıyor. Ne yazık ki bu sergide yoktu. Türk kültürün hikaye anlatıcı geleneği çok eskiye dayanır ve çok güçlüdür. Yani biz hani şeyi biliyoruz, Ertöşlük Dede, Korkut'tan tutun da Keloğlan, işte Tepegöz, Deli Dumlu, günümüze birçok şeyle, sanat eseriyle, yapıtlarıyla ulaşmıştır. Ama mesela ilginç çok şeyler var. Birkaç tane not almışım. Gülen Elma, Ağlayan Elma'yı biz biliriz. Mesela Hüzün Kuşu, Sabır Taşı, Sabır Bıçağı, Yılan Peri ve Sihirli Ayna gibi, Helvacı Güzeli gibi, Kara Ejder, Kızıl Ejder gibi birçok, ya da Tuğrul Kuşu gibi birçok şey Türk mitolojisinde ya da hikaye anlatıcıları tarafından uzun yüzyıllar usta çırak ilişkisiyle, biraz sonra da anlatacağım, bakşılar ya da bakşılar vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir, metinleştirilmiştir vesaire. Ama göçebe kültürünün şey çok eskiye dayanıyor. Bakşı ve bakşıyı çok kısacık söyleyin, arada geçti. Onlar kanalıyla dediniz, anlatırken daha net anlaşılsın izleyicilerimiz açısından. Ha, Bax tabii ya, hikaye anlatıcının ta kendisi. Ama bunu çok eskiden, ya yani günümüzde İslam kabulünden sonra, Türk kavimlerinin İslam'ı kabulünden sonra bu aşağı ozana dönüşüyor. Ama eski Bax'ı, Bakşı, Bahşi ya da Kam, en eski terimiyle de işte şaman. Şaman bir hikaye anlatıcı. Ya evet, büyü yapıyor, sihir yapıyor vesaire ama şaman aynı zamanda iyi bir hikaye anlatıcı. Zaten daha sonra baksılara bunlar kopuzla ya da işte dombrayla sözlü edebiyatın aslında kuşaktan kuşağa aktarılmasına doğru evriliyor. Bu şekilde gittiğini görüyoruz. Göçebe kültüründe önemli çünkü yerleşik kültürde hikaye anlatıcılığın bu şekilde eskiden gelişmesi mümkün değil. Ne kadar çok geziyorsanız o kadar çok mekan, insan, o kadar çok olay görüyorsunuz. Bir de akşamları bir araya gel, obanıza çekildiğinizde ya da gerlere, yurtlara çekildiğinizde anlatacak, eğlenecek veya işte rahat, toplumsal bir ihtiyacı giderecek bir etkinliğin olması Bizde gerekiyor. Bizde bir söz var, gezen mi çok bilir, yaşayan mı diye. Vallahi gezen galiba biliyor. Hele o tarihlerde değil mi? Çok kısa bir reklam arasına gidelim Caner Hocam. Ondan sonra bu güzel sohbete sizden öğrenmeye devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir ara, sonra birlikteyiz. Evet, anlatıcılar, hikaye anlatıcılarına çok özel bir coğrafya ve özel bir tarihle devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Caner Karavit. Ekranın başına yeni geçenler için. Buyurun hocam. Vallahi ben de galiba biraz hiç kendimi beğenmem o konuda ama hikaye anlatıcılığı biraz bu konularda oluşuyor galiba. Zaman çabuk geçmiş. 20 dakikayı ben bu kadar çabuk geçeceğini tahmin etmiyordum. O zaman
İstiyorsanız madem Türk mitolojisinden, kadim Türk mitolojisinden, hikaye anlatıcılarından devreye girdik. Biraz orta kardeşlerimiz, Orta Asya'daki kardeşlerimize doğru gidip onların bir şey tarafını, hikaye anlatıcı tarafına doğru geçelim. Şimdi Kokand'da en son Zanaatçılar Festivali'ndeyken biz birçok tezgaha dolaştık. Zanaatçılar hakikaten işte... Kokand Özbekistan'da. Özbekistan, tabii pardon onu söylemedim. Özbekistan'da. Bunlar her yıl yaptıkları bir festival. Evet. Halıcılar, işte ahşap oymacılar, seramikçiler vesaire. Fakat her girdiğimiz şeyde, standta karşımıza kendi görsel olarak anlattıkları hikaye anlatıcılığını bir de sözlü olarak heyecanla anlatan zanaatçılarla karşılaştık. Mesela bunlardan bir tanesi, burada da görüyorsunuz Zanaatçılar Festivali'nden bir kısım. Bunlardan bir tanesi de halıcı Uluk Usta'ydı. Uluk Usta'yla merak ettik, anlatmasını istedik işte halıların hikayelerini. Valla Firdevsi'den, Şahname'nin Firdevsi'sinden Adem'le Havva'ya, Nuh'un gemisine kadar bütün hikayeleri aslında halılarına dokunmuşlar. Müthiş şeydi. Müthiş hareketli sahneleri olan halılardı bunlar. Mesela şeyde Firdevs'in Şahname'sinde Siyavuş'la Esrasiyap'ın şeylerini, savaşını, Efrasiyap'ın savaşını vurgulamış. Birisi kadim İran hükümdarının oğlu, öbürü de Turan hükümdarı ya da Türk hükümdarı. Aslında bir anlamda rakipler ya da işte birbirlerine düşman gibiler o sıralarda. Fakat bir şekilde Siyavuş'u oğlu gibi kabulleniyor Efrasiyap. Fakat sonunda fitneyle bunlar karşılıklı geliyor. En sonunda savaş. Fakat Siyavuş, ben diyor kardeş kanı döktürmem, kılıcımı kınından çıkartmayacağım. Ama sonunda yakalanıp fitneci tarafından da idam ediliyor. Şunu söylüyor Firdevsi, yani kanının aktığı yerden bir çiçek büyüdü. Onun ismine de kardeş kanı çiçeği vermişler. Aslında İran'la Türk halklarının eski kardeşliğini her ne kadar zaman zaman karşı karşıya getirse de Firdevsi, kardeşliğini vurgulayan böyle güzel hikaye anlatıcı tarafı var. Bunu bu şekilde Uluk Usta anlattı bize. Sonra mesela Nuh'un gemisini işlemiş, onu anlatıyor. Nuh'un gemisi de çok enteresan. Nuh'un tufanı diyoruz ya, yani seli o diyor, su baskını diyor. Yani Özbekçe tam karşılığı su baskını onun. Nuh'un su baskını. Bu da tabii nerede, her coğrafyada su baskını ya deniz vesaire olur. O coğrafyada sadece şey var. Amu Derya ya da Siri Derya var. Amu Derya taşmış orada da. Yani bir su taşıyacak ama kaynak olması lazım. O da Mavera Ün Nehri'nin iki nehrinden bir tanesi taşmış. Nuh'un gemisini oluşturmuş. Yani o da şeyde kendi coğrafyasının su kaynağını halısına işleyerek yapmış. Çok özel bir şey yazmıştınız. Bunu mutlaka söyleyelim. Her hayvandan iki tane koyarken mitolojik hayvandan da hikayeleri, evet, kültürel ögeleri de soyutu tabii, da tabii kanatlı, hatta grifonlar falan var. Yani bir, evet, Nuh şeyi kurtarıyor ama muhteşem. Her hayvanları kurtarıyor ama kültürel öyküleri de kurtarıyor, gemisine bindiriyor, götürüyor. Eğer onları koymazsanız geleceği inşa edemezsiniz. İyi ki Nuh kurtarmış kültürel öyküleri ki biz bugün hala anlatıyoruz onları. Yani o çok şeydi, hoş. Yani böyle bir Uluk Usta'nın böyle bir şeyi ortaya koyması çok hoştu. Ben merak ediyorum, sınırlı süremizi daralttığımızı bilerek. Siz Baksı, işte burada şeyiyle, dombrasıyla şey çalan Baksı görüyorsunuz. Bu hikayeleri, öyküleri bu şekilde sazla, yani bizim saz dediğim dombra veya şeylerle 2024 yılında, 21. yüzyılda İstanbul'da İmparatorluklar Coğrafyası'nın, bu büyük kentinin en önemli üniversitesinde hocasınız Profesör Doktor Caner Karayel. Ama Asya kültürüne, Asya'yı olan ögelere çırak düzeyinde de ilgi duyup geleneksel olan zanaati de hayatın temel parçası olarak görüp kendi çağdaş sanatında, özgün resminde de yorumlayarak koyan, geleceği inşaada önce özgün bir isimsiniz. Bununla ilgili size haksızlık olmasın, biraz anlatın. Geleneksel ve şeyle bunlara bağlarken, bunu giderken biraz ben de değil. Çok az diyorsunuz, hep biz ile gidiyor
bakışınız. Evet. Ve öğrenmek ve öğretmekle geçiyor ama biraz kendinizi de koyarak anlatın. Vallahi yani aslında biz diye geçiyor ama bu anlattıklarım içerisinde benim yaşamım içerisindeki öğeler, yani bir hikaye anlatıcılığı belki çok bir hikaye anlatıcısı kadar başarılı olmayabilir ama ben ruhumda yaşıyorum. Yani sonuçta onu sözlü olarak çok iyi aktarmasam da yazılı veya işte görsel olarak daha iyi aktarmaya çalışıyorum. Yani en azından araçlarım var. Yani hikaye anlatıcılığını devam ettirecek araçlarım var. Ama bunun içinde en önemli özellik galiba gezmek, gezerken bunların hepsini toplayabilmek, yeni bir, bu evrenlerden bir başka evren oluşturmak ve onu yorumlamak en önemlisi. Ki bunu da herhalde yapmaya çalışıyorum gerektiği gibi düşünüyorum. Bu tabii şeye de yansıyor, işlere yansıyor. Gerekirse gidip ders alıyorum. Bir çırak gibi bu yaşımda da her zaman alabilirim. Yani benim için mutluluk verici. Bunu çıraklıkta tabii ki öğrendiklerinizi de sergilediniz. Evet, yani çıraklık da yaptım. Ya işte dediğim gibi yaşadığımız gezilerden edindiğim bütün yaşamsal deneyimi de yazılı veya görsel olarak aktarabilirim. 3-5 cümleyle olsa, ben birkaç gün önce katıldım. Gençlik Tiyatrosu 70. yılında bir belgesel kondu. Çok önemliydi. Çok önemli bir etkinlikti. Dolu bir salonda kondu. Orada Türkiye'de pandomimin başlangıcı. Bunun ikinci kuşağı belki siz dersiniz. Doğru. Anlatıcısınız. Ama sözsüz anlatıcı, hikaye anlatıcı. Sözsüz anlatıcı. Evet. Beden diliyle insanca, insani eylemlerin, olayların, olguların anlatımı. Buradan da kısacık bahsedeyim ve ondan sonra ne kadar zaman ayırırsınız bilmiyorum. Günümüz tekniğiyle genç bir insanı gündeme getireceğinizi evet, koydunuz. Evet. Ona geçelim. Ben evet, çok zamanımız kalmadığı için hemen pandemide kısaca anlatayım. Yani, evet, bu belki de sözlü ifade edemediğimiz şeyleri bazen beden dilimizde veya işte yüz ifadelerimizde etmeyi daha uygun buluyoruz. Aslında günümüzde de çok geçerli. Bunu pandemide uyguladığımızda çok rahatladığımızı da düşündüm. Yani bu bedenle ifade etmek, sözlü ifade etmekten daha çok enerji sarf ediyorsunuz. Ancak sanki fiziksel olarak yaptığınız bu sözsüz hikaye anlatımında bütün şeyler, taşlar yerine oturuyor gibi geliyor size. Çünkü ya hakkını veriyorsunuzdur sözsüz anlatımda ya da hiçbir şey anlatamıyorsunuzdur. Karşı taraf da anlamıyordur. Anlattığınız zaman şudur. Gerçekten enerjinizi ve bütün odaklanmanızı oraya vermişsiniz ve başarmışsınız. Bugün kolay değil çünkü. Bugün şimdi öneriyor musunuz? Eksik mi? Yapılıyor mu pandemi? Pandemi yapılıyor tabii. Yani tabii ki modern pandeminin ilk zirveye çıktığı işte 20. yüzyılların başlarındaki kadar cazip değil. Çünkü çok teknolojik etkileşimler çok şeyi elimizden aldı. Yani bu tip geleneksel bir takım şeyleri, kültürel etkinlikleri elimizden aldı ama peşini bırakmıyorlar. Yani Özbekistan'da ne kadar zanaatçılığı bırakmayıp işte üzerine gidip bugün güncel koşullarda onu tekrar canlandırmaya çalışıyorsa tabii pandemiyi de canlandırmaya çalışan, tekrar cazip hale getirmeye çalışan, teknolojiyi de kullanarak, araç olarak kullanarak bunları daha cazip hale getirmeye çalışan gruplar, bireyler var elbette. Şimdi istiyorsanız süratle şeye geçelim. Bu çünkü yeni hikaye anlatıcıları deyince az önce söyledim çok şey giriyor. Yani sinema, televizyon, işte tiyatro vesaire ama özellikle bizi toplumsal yapımızda etkileşimlerde daha önemli rol oynayan yeni bana kalırsa yurt dışında yeni olarak yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyor ama ülkemiz henüz o şeye gelmedi, kıvama gelmedi şeyler yüzünden. Bu dijital dünya, sanal dünyanın cazibesi nedeniyle gelmeyen bir FRP dedikleri, FRP olarak geçecek sürekli konuşmalarımızda bu fantastik rol yapma oyunu. Yani masa oyunu, bu bir masa oyunu tanımı. Ya da işte kutu oyunu olarak geçer. Merakla dinleyeceğim, hiç bilmediğim bir evet. konu. Şimdi
Kutu oyunu bizim aslında çok ilgi alanımızda, ailece ilgi alanımızda. Biz mesela bizim benim kızım, evet onda da cep telefonu var, bilgisayarı var. Fakat onlardan daha cazip olan bu FRP dediğimiz ya da bu tarz kutu ve masa oyunları. Çünkü çocuk çok küçük, daha bu oyunları oynayabilecek çok küçük yaştan itibaren biz masada birlikte ailece, büyük aile olarak da işte kayınpederlere de gittiğimiz zaman sabahlara kadar, 4'e 5'e kadar yani uykusuz gözlerle hep birlikte topluca oynadığımız oyunlardır. Bu aynı zamanda bir toplumsal işlevi olan oyun. Yani oyun olarak sadece ben bakmıyorum. Yani bakılabilir ama ben bakmıyorum. Bu nedir? Fantastik rol yapma oyunu. Doğaçlama sözlü tiyatro. Bir çeşit hikaye anlatıcı. Ama bu hikaye anlatıcı diyelim ki bilişim dünyasında yapay zeka hikaye anlatıcılığını üstleniyor. Kendisi çünkü kurguluyor o oyunları. Özellikle oyunlar için söylüyorum. Ama bu da bunda da nedir? Oyun efendisi denen bir şey var. Hikaye anlatıcı var. Bu oyun efendisi hem alternatif oyunlar, oyundan alternatifini bize sunuyor. Aynı zamanda bizi de bir hikaye anlatıcı olarak işin içerisine ya oyun içerisine dahil ediyor. Çünkü neden? Alternatif mekanlar sunuyor. Size alternatif karakterler seçiyorsunuz. Alternatif şeyler zaman ve mekan içerisinde yeni öykülere kapılar açıyor. Siz yazarlarla ya çektiğiniz kartlarla ya da işte başka yöntemlerle onun içerisinde hiç tahmin etmediğiniz hikayelere doğru yol, yelken açıyorsunuz. Bu evet rekabet doğru, eğlence doğru ama masada fiziksel olarak ailenizle, toplumla, arkadaşlarınızla veya toplumsal birlikte olmanızı sağlayan, birlikte paylaşmanızı sağlayan bir toplumsal işleve dönüşüyor. Neden? Çünkü bilgisayar ekranı karşısında bilgisayar oyunu oynuyorsunuz, bazen gruplarla oynuyorsunuz ama bu fiziksel mekanın, ortamın, kutu oyunları, masa oyunları gibi sağladığı toplumsal işlevi size sağlamıyor. Çünkü bu kutu oyunlarının getirdiği gerçekten ben herkese tavsiye ediyorum. Yani hani çok şikayet vardır ya, oğlum telefon şeyinden ayrılmıyor, şeyinden ayrılmıyor, işte ne bileyim bilgisayarın başından ayrılmıyor, oyunlardan ayrılmıyor. O zaman ben bunu tavsiye ediyorum şiddetle. Bir, bunların bir özelliği de özellikle tabii işte 1910'larda bu şeyle başlamış, işte George Wells'in kurşun askerlerini bir senaryo, basit savaş senaryoları yaparak daha sonra bunu kurallara bindirerek başlattığı ve buna şey desteği alarak daha sonra 1930'larda işte şeyin Tolkien'in Hobbitleri ve şeyleri vardır. Yüzüklerin Efendisi romanları daha sonra filme çevrildi biliyorsunuz. Bunların şeyleriyle, katkılarıyla işte en son bu şey dediğimiz, FRP dediğimiz bu oyunların, kutu oyunlarının gelişimi günümüze kadar geliyor. 1980'den itibaren artık yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Fakat burada kültürel olarak tabii ki Batı kaynaklı olduğu için bu şeyler, oyunların tasarımları, kurguları ya da işte yaratıcıları doğal olarak Orta Çağ feodal kültürünü daha çok yansıtıyor. Eğer şeye geçersek, o yeni oyunlar kısmına geçersek, gösterebilirsek, buradaki ödül alan oyunlarda da Avrupa'da ödül alan... Yönetmenim verecektir şu anda onu. Evet, ödül alan oyunların hepsi, neredeyse %90'ının bu feodal kültürden, şövalyeler, işte ne bileyim o eski Orta Çağ mitolojik, Batı mitolojik kültüründen alıntılar. İşte en fazla biraz belki Doğu etkisi yaratmak istiyorsa bir tuhaf bir sentez çıkıyor. Hint işte ne bileyim Arap dünyası ve Çin'in sentezinden böyle oryantalist tuhaf bir kültür çıkıyor oyunlarda. Şimdi nereye gelmek istiyorum? Zamanımız da azaldı herhalde. Bunu ilk defa Bartu Bölükbaşı diye animatör arkadaşımız çok güzel bir iş yapmış. Göçebe Diyarlar diye kısaltarak söyleyeceğim. Göçebe Diyarlar Bartu diye bir Bölükbaşı. Animatör. Aynı zamanda animasyon bölümünden mezun. Aynı zamanda çizgi roman karakterleri yapıyor. Çok tamamen bunlara diyor ki yeter artık. Yani bu dayatılan feodal, ortaçağ feodal kültürünün karakterleri, mekanları ya da kurguları
biz kendimize dönüp Türk mitolojisinden yola çıkarak çok hoş bir oyun hazırlamış. Göçebe Diyarlar oyunu, kutu oyunu hazırlamış. Şimdi kutu oyunları bir sosyal, az önce söyledim, sosyal bir işlevi var. Ancak bir de kültürel bir şeyi de var, önemi de var. Neden? Çünkü diğer oyunlarda açıkçası kültür gladyosunun dayattığı, bu oyunlara ödüller veriliyor, kurgulanıyor vesaire, dayattığı aslında kültürel bir baskı var. Siz o oyunları alıyorsunuz, oynuyorsunuz ama sonuçta sürekli olarak karşınıza sadece şey çıkıyor. Batı kültürünün o eski işte şövalyeleri şey yaptıkları, ilahlaştırdıkları iyi şövalye, hiçbir zaman kötü olmuyor. Nedense onlar yani Haçlı Savaşı'nda Bizans'a gelip talan eden, katliamlar yapan, Orta Doğu'ya gidip katliamlar yapan şövalyeler yok. Bütün gördüğümüz orada aslanlar gibi savaşan, ahlaklı, güzel şövalyeler kültürü bize sürekli bu oyunlarda empoze ediliyor. Fakat sevgili Bartu Bölükbaşı'nın yaptığı çok önemli bir iş bu. Veremiyor muyuz görüntüleri değerli yönetmenim? Vardı evet, onun görüntülerini verebilirsek. Bu ilk başta defa Göçebe Diyarlar'da göçebe kültürleri ele alıyor. Türk mitolojisinden etkiler alıyor. Mesela işte ne bileyim Tepegöz Keloğlan'ı almış, Dede Korkut hikayelerini almış. Göçebe atlı savaşçılarını alıyor. Mekanlar zaten Bozkır şeyinin hikayelerini işin içerisine katıyor. Kurgu tamamen o coğrafyaya. Ama ne yazık ki Amerika'da şeyde çok tutulan bir oyun şu sıralarda, Avrupa'da Türkçe'ye çevrilmemiş. Orada basılıyor, orada önemseniyor. İngilizce yayılıyor ve orada oynanıyor. Şimdi tabii bu tip şeylere artık önem vermek gerekiyor. Bu kültür, bu oyun sadece bir oyun değil. Eğlencelik bir oyun değil. Bu bir aynı zamanda kültürel bir vitrin. Yani bu gördüğünüz, biraz sonra göreceğiniz hepsi ödül almış oyunlardır bunlar. Onları da söyleyeyim. Özellikle bizim taradığımız Almanya'da taradığımız dükkanlarda çıkarttığımız oyunlardır. Kutu oyunlarıdır. Çok zevklidir bunlar. Ama dediğim gibi %90'ı bir şekilde burada gördüğünüz gibi bu çiftlikler, mekan vesaire Batı'ya ait. İşte haç var, işte domuzu var vesaire var. 2008'de ödül almış bir şeyi görüyorsunuz. Devam edebilirsek, başka örneklerde de aynı şekilde gene burada görüyorsunuz çeşitli ortaçağ karakterleri, işte Vikinglerin olduğu vesaire birçok çizgi romandan kaynaklanarak yapılmış kurgulamaları görüyorsunuz. Devam edebiliriz, başka daha süratle edebiliriz. Bu Dixit biraz daha bu FRP'nin dışında bir, yani bu fantastik rol yapma kutu oyunun dışında bir oyun. Geçelim. Burada da mesela görüyorsunuz İskenderiye Feneri, altından bacakların arasından geminin geçtiği İskenderiye Feneri, işte Mısır İskenderiyesi'nin döneminden bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Ama bir türlü zengin hikaye anlatıcılığına sahip olan Orta Asya ile ilgili oyun yok. Ama ilk defa Bartu Bölükbaşı bunu yapmış. Gerçi tabii biçimsel olarak ya da görsel örgütlenme olarak Batı'nın görsel alışkanlığına hitap ediyor. Yani doğal olarak diyebileceğiz. Çünkü zaten kaynaklar gene Conan gibi ya da işte ne bileyim Yüzüklerin Efendisi filmi veya çizgi romanlarındaki mekanlar, tipler, hatta renk paleti olarak bunlar tabii etkileşim içerisinde oluyor. Ama bizim kültürümüzde biçimsel olarak biçimsel karakteristik yok mu? Var. 3. 4. yüzyıla kadar inebiliriz. Yani bize ait. Biz sadece göçebe kültürü olarak bunu varsayamayız. Mesela burada da Daltonlar, Red Kit vesaire gibi Western camiasının gene 4 dakika içinde bize söylediklerinizin evet, hepsini zevkle dinleyeceğim. Değerli izleyicilerin de tad aldıklarını umuyorum, düşünüyorum. Burada bu ekranda defalarca söylediğim şey vardı. Siyasi irade karar alıp Suriye'ye 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü darbe girişiminden sonra, Türkiye bölme çabasından hemen sonra Suriye'ye ilk girişlerinde bir metre girdiklerinde dünya tarihi değişir dendiği günlerde. 7. Piyade Alayı'nı John Wayne'ın koydu, TRT'de oynattılar. Ve bu ahlaksızlığı yapan kim diye buradan, bu ekrandan seslendim Rütü'ye.
yani yapılan nedir diye. Yeni yeni Türk dünyasının, Türkiye'nin gerçeklerinin içinden kahramanlar çıkarak yapılıyor. Hikayeler anlatılıyor. Kurmaca gerçekten çıkarak ama bir çoğunda. Hayatta bağlı. Kalan son 3 dakikada sözünüzü hiç kesmeyeceğim. Toparlayın lütfen. Vallahi hikaye anlatıcılığı çok önemli. Ya bir kültürel taşıma açısından önemli ve bunu Batı'nın kültür gladyosuna karşı bizim gardımızı alacak ya da savunmamızı oluşturacak çok önemli bir unsur olarak görüyorum. Yani bunda aynı zamanda işte eğer toplumsal olarak değerlendiriyorsak masa başında ortak işbirliğini bize öğretebilecek bir takım unsura sahipse bunları bizim sahip çıkmamız lazım. Yani ne bileyim Bartu arkadaşımızın yaptığı çalışmalara sahip çıkmamız lazım. Bunları geliştirmemiz lazım. Mesela benim kafamda da şey vardır. Ya ben aynı zamanda lisans programlarda danışmanlık yapıyorum temel eğitimde. Yani keşke hep aklıma gelmedi. Kaç yıldır düşünüyorum. Ya oyun tasarlayacak, kurgulayacak bu tip FRP tarzı oyunlar tasarlayacak birileri gelse de şey yapsak. Tez yapsak bunun üzerine ama bize ait bizim kültürümüzle kaynaştırarak yapsak diye hep kafamda vardır. Umarım yani emekli olmadan da böyle bir fırsat doğar diye düşünüyorum. İstiyorsanız Özbekistan'dan güzel bir festivalin sonunda şarkı da vardı. Bir parça da kapanış parçası olarak. Peki, hangisi, nasıl? En sonda ben söylemiştim. En sondaki kapanış parçası olarak. Sevgili yönetmenim, programımızın sonunda Profesör Doktor Caner Karabit'in söylediği kapanış parçasıyla başladı galiba. Bitirelim programımızı. Sözlü değil mi bu, görsel ile devam ediyor. Müziği de var. Yani tabii, orada herhalde. Tabii sesli dinliyoruz. Evet, o şeyler verilene kadar, sesli tamamlanana kadar çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Güzel bir biz bunu şey daha geniş, 45 dakikayla sınırlı olmayacak biçimde Erkan Cel Kültür Merkezi'nde dinleyiciler karşısında alalım. Orada çekim yapalım, BAM çözümlerini metneye çevirelim. Bunlar değerli görüşler. Tabii ki ben kesmek zorunda kaldım afişi sağlamak için. Siz geniş programı 45 dakikaya sığdırmakta doğal olarak zorlandınız. Önemli konular bunlar. Bölüm bölüm de ele alınabilir ve çoğaltılabilir. Yapalım bunlar. Elbette. Türkiye'nin ihtiyacı olan, ülkemizin ihtiyacı olan ve yeni kurulan dünyada öncülük yapacak ülkenin yalnızca kişilerle ilgili de değil, siyasi iradeye de sorumluluklar düşüyor. Bunu bir program olarak, öneri olarak almalılar ve sizin önerdikleriniz değerlendirilmeli. Evet, dinliyoruz efendim. Dinliyoruz değerli izleyiciler. Teşekkürler. Mutlu.